Selam gençler, yeni bir hepiniz hoş geldiniz. Buyurduğunuzda birlikte Undertale'a devam edeceğiz. En son bu tuhaf mekandaydık gençler. Bu tuhaf mekandan çıkmaya çalışacağız şimdi. Konuşalım. Şu mouse çekelim. Mouse gıcık gıcık orada duruyor. Bu bir yankı çiçeği. Duyduğu son şeyi tekrar edip duruyor. Hoşmuş değil mi? Bakalım. Ha, peki. Duyduğu şeyleri bu taklit ediyor. Yo. Sen de onu görmek için mi gizlice ilerliyorsun? Harika. Kendisi en iyisi. Değil mi? Büyüyünce aynı onun gibi olmak istiyorum. Hey. Burada olduğumu aileme söyleme. Dedi. Hoş mu? Ya. Hala onu diyor. Bozuk. Şans. Ne? Daha önce iki işte çalışan biri görmedin mi? Neyi ki iki iş demek yasal olarak iki katı mola vermek demek. Vay yavrum vay. Çok zeki. Acayip hem de. Şansı da anlıyoruz. Grib'in yanına yerine gidiyor muyum? Gidiyorum. Gelmek ister misin? Evet diyelim. Çok ısrar ettin, kendimi içimden koparacağım. Buradan kestirme biliyorum. Allah'tan kestirmesi var. Hızlı kestirmeydi değil mi? Herkese selam. Selam şans, merhaba şans. Hoş geldin şans. Hiya şansı. Selam şans. Daha birkaç dakika önce burada kahvaltı etmedin mi? Çıks. 1,5 saattir kahvaltı etmedim. Brunch'la karıştırdın herhalde. Göz kırpıyorlar. Gel. Rahatıma bak. Oh yemekte göz he. Beleş. Ups, nereye oturduğuna dikkat et. Bazen ucubeler pırt yastığı koyuyorlar. Neyse sipariş verelim. Ne istiyorsun? Patates hamburger. Patates. Hey, kulağa hoş geliyor. Grill bir iki porsiyon patates alalım biz. Kardeşim hakkında. Ne düşünüyorsun? Havalı değil abi ya. Cidden değil. Ama havalı mı desek lan, şans üzülmesin şimdi. Abim havalı falan. Değil. Hey dostum. İğneleme komik değil, tamam mı? Kardeşim gerçek bir yıldız. Beni nöbet kulübesindeki iş için zorlayan oydu. Belki biraz garip gelebilir ama bazen birinin sana tembel olduğunu söylemesi güzel bir şey. Doğruyu duymaktan daha fazlası gelmeyecek olsa da. İşte yemek geldi. Ketçap ister misin? Evet. Kemiklere yarasın. Of! Ketçap şişesini hafifçe vurdun. Kapağı düştü ve bütün ketçap şişesi yemeğe boşaldı. Hadi bakayım. Ups. Boşver gitsin, benimkini alabilirsin. Adam lan bu. Adam lan bu. Adam götünü kaşıyor lan. Kabulsün, çok şovalarını kabul et. Kral muhafızlarına katılmak için nasıl uğraşıyorum baksana. Bir gün kral muhafızlarının liderinin evine gittim. Onlardan biri olmak için yalvardı. Kapı yüzüne kapandı tabi. Gece yarısıydı sonuçta. Ama ertesi gün lider uyanınca hala orada beklediğini gördüm. Kendini adadığını görünce ona savaşçı eğitimi verdi. Eğitim hal uygulama aşamasında diyor. Adam lan bu, şansı çok seviyorum adam. Aa evet, bu arada sana bir şey sormak istiyorum. Ne olacak lan? Konuşma bir çiçek duydun mu? Konuşan bir çiçek duydum, evet. Demek ki her şeyini biliyorsun. Yankı çiçeği. Pataklığın her yerindeler. Onlara bir şey söyle, tekrar tekrar söylerler. Ne mi olmuş? Papyrus geçen gün ilginç bir şey gördüğünü söyledi. Bazen etrafta kimse olmadığında bir çiçek çıkıp ona bir şeyler fısıldıyormuş. Ulan bizim şeytan çiçek mi acaba diye merak ediyorum aslında. Pohpohlamalar, öğütler, cesaretlendirmeler, kehanetler. Garip değil mi? Birileri ona oyun oynamak için yankı çiçeklerini kullanıyor olmalı. Gözün açık olsun, tamam mı? Sağ ol. Vay be. Hate be. Çok uzun bir mola oldu. Benim bu kadar uzun süre işten alıkoyduğuna inanamıyorum. Bu arada tamamen çulsuzum. Hesabı Lan beni yemek sandım ben bunu ya. Ne? Hoca, bütçemiz yetmiyor. Vallahi bütçemiz yetmez lan. Oğlum 1600 ne biliyor musun sen? Bende 95 falan var herhalde.
Nasıl çekeyim oğlum? Şakaydı. Oh. Grill bir hesabıma yaz. Bu arada bir şey söyleyecektim ama unuttum. Ha, pek şans. Ulan korktum ha. Yunu yesek. Yemedik mi oğlum biz onu? Vay anasını be. Fast travel yapsaydık keşke ya. Papyrus. Merhaba kardeş. Benimle buluşmak için geldiler. Hayır lan! Berk geri çıktı diyecekler sonra. Oğlum ben bunu yolda gördüm konuşayım dedim. Şimdi karar anı gençler. Berk geri mi çıkacak? Yoksa kaçacak mı? Ulan Berak diye diyor aslında ne olacak buluşmada ama. Papyrus'la aramı iyileştireceğim büyük ihtimalle. Ama hep şöyle bir şey var. Ben erkeğim. Bak bu küçük ayrıntı atlamazsa gayet iyi plan aslında değil mi? O ismini keşke unisex bir şey koysaydım. Aa bu kız oğlum diyecektim bu karakter ama Berk koyduk sonuçta ismini. Kaçalım. Yine mi çıkacak? Allah'tan çıkmadı, korktum biraz. O ışık görünce papyrus çıkıyor sanırım artık. Bu arada şans bize keşke kestirmeyi gösterseydi be. Şans bak. Arkada kapı var. Gidemiyor muyum ben oraya? Peki. Sandık var. Okuyalım önce. Bu bir sandık. İçine bir şey koyabilir ya da alabilirsin. Ama niye yapasın değil mi? Eşyaları sandıktayken kullanamazsın. Saygılar. Bir sandık sevmeyen yazmış bunu. Bir şey yok ya içinde. Ana. Gidebiliyormuşum. Güvenli yoldan gidelim ama önce. Zekice değil mi? Şuradan gidebiliyoruz mu? Yok. Islanmayalım be. Zeka. Yankı şey buldum. Bir şey gördüğüme yemin ederim. Akan suyun arkasında. Akan suyun arkasında bir şey mi var? Öyle birisi öyle demiş. Bu da onun yankılısı. Demek ki bir insan burada bir şey olduğunu söylemiş. Hadi bakayım gel de buradan yak. Ama gideceğiz mecbur. Oğlum bak. Bir şey yokmuş lan. Gaza getirdim yani o kadar. Bizi ne siyaz? Gölge var oğlum burada. Güneş vuruyor arkadan. Ya da ışık. Güneş de vursun. Işık vuruyor. Aa. Merhaba, Yudine. Günlük raporumu vermeye geldim. Sana daha önce bahsettiğim insana... Ne? Arkamızdan ayak işi çeviriyormuş lan bu Papyrus. Onunla savaştın mı? Evet. Tabii ki savaştım. Kahramanca savaştım. Kesin. Ne? Yakaladın mı? Hayır. Çok denedim. Ama en sonunda başarısız oldum. Ne? İnsan ruhunu kendin alacaksın demek. Ama Yudini, onları yok etmene gerek yok. Aa, Papyrus iyi bir insan olmaya karar vermiş herhalde, değil mi? Bak. Ne yaptı lan bu? Anlıyorum. Sana elimden geldiğince yardım edeceğim. Ne oldu oğlum? İnsanlarla ilgili ne fısıldadılar? Fark etti mi? Üstüne çıktı bunun. Allahu Ekber. Oğlum çok tuhaf şeyler oluyor bir bölümde ha. Sevilme noktası geldi. Çok güzel de. Yo sana nasıl dik dik baktığımı gördün mü? Baktığını gördün mü? Uçururken şu anda. Bu harikaydı. Çok havalıydı. Çok kıskan. Onun dikkatini çekmek için ne yaptın? Hayır
Hadi gidip onun kötü adamla haklamasını izleyelim. Oğlum biz kötü adam gibiyiz şu an burada ama. İnsanız oğlum biz. Oğlum bak düşüyorsun. Dikkatli ol. Vay anasını, tam 10 dakikalık video oldu. Ben bunu planlamıyordum. Ama save noktası burada. Yani büyük... Gençler şu an böyle bir durum var ki. Oldukça fazla sahne izledik bu bölümde. Yani bu sahneleri izlediğimiz için kesemeyeceğim. Yani çok fazla kesemeyeceğim. Direkt bir bölüme atayım o zaman. İsterseniz öyle yapalım. Direkt bir bölüme atayım kesmeden. Zaten 10 dakika olmuş. Çok da uzatmanın manası yok bunu. Çünkü şöyle bir kompleks bir olay var. Şimdi ben devam edersem bölüme yine sahneler yaşayabiliriz. Yine sahneleri kesemeyeceğime göre yani bu bölüm iki bölüme ayrılabilir. Ki istemiyorum bunu. Zaten aynı hesabı gelecek böyle olursa burada bitirmemle. Bitireyim gençler bu bölümü. Ya ben de doyamadım. Bir farkındayım siz de doyamadınız bölüm ama yani yapmam gerekiyor bunu. Çok güzel bölümdü ha. Benim hoşuma gitti. Şu an gayet senaryoyu anlamaya başladık. Papyrus arkamızdan iş çevirmeye başlamış. Ama aslında iyi biri olmasına rağmen bu arkadaşımız sayesinde iş çeviriyor arkamızdan. Çok ilginç. Çok merak ediyorum şu an devamında neler olacağını ama diğer bölümde göreceğiz biz de. Ben de çok heyecanlıyım. Undertale çok iyi gidiyor. Çok seviyorum ben bu oyunu oynamayı. Siz de umarım eğleniyorsunuzdur izlerken. Gerçekten inanılmaz şeyler olacak. Bir sonraki videomuzda o zaman görüşmek dileğiyle diyelim. Unutmadan şöyle söylemem gerekirse Discord sunucumuza aşağıdan katılabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Benim daha fazla videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve aleviniz sönmesin. Seviyorum sizleri.